Arkadaşlarım merhabalar. Teknik arızamız düzeltildi. İnşallah şu anda görüyorsunuz beni. Evet, ben Feza Karakaş. Her şeyden önce bu organizasyonu düzenleyen arkadaşım Necla Ayber'e ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beni tanımayan arkadaşlarım için kendimi tanıtayım. FMK Bilgelik Atölyesi, yani Farkındalık Meditasyon ve Kabul Okulu'nun kurucu üyesiyim. Ve aynı zamanda orada eğitmen olarak çalışıyorum. Byron Katie'nin The Work denilen metodunun uluslararası sertifikalı kolaylaştırıcısıyım. İki çocuk annesiyim. 5 torunum var. Amerika'da ve Türkiye'de yaşıyorum. Şu anda size Bodrum'dan katılıyorum. Fırtına var burada. Acayip bir fırtına. Evet, bugünkü konumuz zihin detoksu yapmak. Yani zehirli düşüncelerimizden temizlenmek, arınmak. Onlardan kurtulmak demeyeceğim. Çünkü düşüncelerden kurtulmak gibi bir gücümüz yok. Sadece onları farkına varıp, dönüştürüp, etkisi altında olup olmama gücümüz var. Ve bu gücü nasıl yapacağız? Ama önce, her şeyden önce bizi zehirleyen düşünceler nedir? Onunla başlayalım. Çünkü farkındalık gerçekten çok önemli burada. Ama önce nedir bizi zehirleyen? Bunu bilelim. Düşünce hataları, pek çok düşünce hatası var aslında. Bunlardan en popüler olanları, birincisi aşırı genelleme yapmak. İkincisi ya hep ya da hiç şeklinde düşünmek, yani kutuplaştırmak. Üçüncüsü olumsuzlukları büyütmek. Olumsuz süzgeç deniyor buna. 4. Olumluyu geçersiz kılmak. 5. Karşımızdakinin zihnini okumak. Yani elimize kanıt olmaksızın karşımızdaki kişinin ne düşündüğünü bildiğimizi zannetmek. Ki böyle bir şey bilmemiz mümkün değil. 6. Hatalı falçılık yapmak. Yani gelecekte olacak olayların kötü olacağına ilişkin tahminler yapmak. 7. Duygusal mantık yürütmek. 8. Meli mali şeklinde düşünmek. Mesela insanlar beni her zaman olduğum gibi kabul etmeliler. Ediyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Hata yapmamalıyım. Yapıyor muyuz? Yaptığımızı zannediyor muyuz bazen? Evet. O zaman ne oluyoruz? Tabii mutsuz oluyoruz. 9. Etiketlemek. Ben hep kaybederim. Çok bencil biriyim. Çok agresif birisi o. Hem kendimizi hem de başkalarına yargı atmak, etiketlemek. 11. Felaketleştirmek. Yani ben mesela onun arkadaşım sona erse ben buna dayanamam. Beni bırakırsa yaşayamam falan gibi felaketleştirmek. Bunlar genel olarak düşünce hatalarımız. Ben size bir liste hazırladım. 10 tane ayırdım. Bunlardan bir tanesi ben başarısızım ve geçmişim geleceğimi belirler. Ve ben hep başarısız olacağım. Bu gerçekten toksik bir düşünce ve bayağı etkiliyor insanları. Başarısız olduğumuza inanmak. İkincisi başkalarını değiştirebilirim. Başkalarını değiştirmek istemek nafile bir çabadır. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değildir. Başkalarını değiştirebilirim ve değiştirmeye çalışacağım. Üçüncüsü ben kurbanım. Bana kötü şeyler oluyor ve onlar suçlu. Sorumluluk almayıp sorumluluğu başkasına vermek. Yani ben mutsuzum çünkü senin yüzünden mutsuzum. Sen bana bunu yaptın şeklinde küçük bir çocuk gibi sorumluluk almadan yaşamak. 4. Hakikat böyle olmamalı. Olanla tartışmak, olana direnmek, olanı beğenmemek. Byron Katie'nin dediği gibi olanla savaşmak. Acı çekmenin en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Olanı olduğu gibi kabul etmemek. 5. Başkalarını kendimizi kıyaslayıp başkalarıyla bunlar benden daha iyi demek. Kendimize az puan vermek, onlara çok puan vermek. Tabii ki bu özgüven eksikliğinden olan bir şey. 6. Bu çok önemli. İnsanlar ölür. Gerçekten ölmeyi bile göze alırlar ama bunu bırakmak istemiyorlar. Ben haklıyım düşüncesi. Ben haklıyım, o haksız. Ve bunu ispat etmeliyim. Hiç görmediniz mi böyle insanlar haklı olduğunu ispat etmek için savunurlar, ederler, tartışırlar. Haklıyım. 7. Mükemmel olmam lazım.
Of, mutlaka kendimize öyle bir standart koyarız ki o standarda ulaşmamız lazım. Ulaşamadığımızda ne yaparız? Yer bitiririz kendimizi. Veya başka insanlara koyarız bu yüksek standartları. Bu insan böyle olmalı. Bana bunu yapmamalı. Yapıyor. Yaptığı zaman ne oluyor? Acı çekiyoruz tabii. Sekizincisi şikayet etmek. Her şeyden şikayet eden insanlar vardır belki çevrenizde. Belki siz de onlardan birisinizdir. Onu beğenmez, bunu beğenmez. Ekonomiden şikayet eder, politikadan, trafikten, havadan, yağmurdan, sudan. Şikayet, şikayet, şikayet. Bütün bu şikayetlerimiz bizi gerçekten çok üzüyor. Yani eğer bilmiyorum farkında olmadan yapıyoruz bazen bunu ama öyle bir kısır döngünün içindeyiz ki ızdırap çekiyoruz. Dokuzuncusu yargılamak. Bir kendimizi de yargılayabiliriz, başkalarını da yargılayabiliriz. Yargılamak da zehirli düşünceler arasında. Onuncusu çok fazla korku yaşamak. Tamam, şu anda hepimiz gerçekten ciddi bir durumdan geçiyoruz. Gerçi Bayrinket öyle düşünmüyor. Her şey olduğu gibi kabul ettiği için kabul ediyor ama ben şahsen korkuyorum. Bu korona denilen şeyden korkuyorum ve maske takıyorum, dışarı çıkmıyorum. Elimden geldiği kadar kendimi korumaya çalışıyorum. Bu korkunun temeli var gene yani ama bazen öyle şeyler oluyor ki farazi şeylerden de korkuyoruz. Kendi hayalimizde yarattığımız şeylerden de korkuyoruz. İşte bütün bunlar hepimiz bize ızdırap veriyorlar. Bütün seminerlerimde verdiğim bir örnek vardır. Çok severim. Mesela düşünün ki bir davet edildiniz. Açık büfe var. Böyle bir açsınız size. Karnınız da çok aç. Ve salata varı gördünüz böyle. Yemyeşil, şahane bir salata var. Hemen gidiyorsunuz, alacaksınız. Üzerinde yazıyor ki bu salatada dikkat, bu salatada fare zehri bulaşmıştır. Korkuyorsunuz, hemen geri çekiliyorsunuz. Onun yanındakine gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz orada da çok güzel böyle pancarlar, yeşil ıspanaklar falan. Diyor ki radyasyon bulaşmıştır. Almıyorsunuz tabii ki kesinlikle. Öbürüne gidiyorsunuz, organiktir diyor. Hemen ne yaparsınız tabii ki organiği alırsınız. Kendi yediğinizi özen gösterirsiniz. Ama aynı şekilde ne düşündüğümüze özen göstermiyoruz maalesef. Ki bizi zehirleyecek düşüncelere inanıp hayatımıza geçirip onların etkisi altında kalabiliyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Farkında değiliz. O zaman kendimizi uyandırmanın birinci adımı farkındalık. Ben şu anda ne düşünüyorum? İki kulağımın arasındaki ses nedir? Her şeyden önce birincisi farkındalığım. Bu sesin kendimiz olmadığının idrakiyle başlıyor. Evet, bir ses var benim zihnimde. O da arkadaşım gibi. Aynı odayı paylaşıyoruz ama ben o ses değilim. Sesim var. Bir ses var içimde. Zihnimde devamlı geveze bir şeyler bana söylüyor. Ama benim buna inanıp inanmama gücüm var. İşte biz bu gücü ortaya çıkarıp bu zehirli düşüncelerin etkisinin altında kalmayıp kendi zihnimizin efendisi olmayı öğreniyoruz artık. Bilinçli bir şekilde kendi hayatımızı, arabamızın şoförü biz olup biz kullanıyoruz bu arabayı. Düşüncelerimizi körü körüne inandığımız zaman rüzgarda savrulan bir yaprak gibi oradan oraya, oradan oraya gideriz. Düşünce sana der ki sen yetersizsin. Ha, ben buna inandım. Ne yaparım o zaman? Çekinirim. Geri çekilirim. Yapmam, potansiyelimin çok altında bir hayat yaşarım. Neden? Zehirli bir düşünceye inanmışımdır. Doğru değildir bu düşünce. Benim yetersiz olduğum doğru mu? Yoksa benim düşüncelerim mi yetersiz? Kendi hakkımdaki inançlarım mı yetersiz? İşte biz bunları sorguluyoruz. Nasıl yapıyoruz? The work, yani Türkçesi çalışma denilen bir metotla biz bu düşünceleri teker 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 sorgulama odasına alıyoruz ve bunun ifadesini alıyoruz. Sen doğru mu? Gerçekten doğru musun? Şimdi şuradaki maddelerime bakayım mesela. Ben başarısızım diyor. Veya siz kendiniz başarısız olduğuna inanıyorsunuz. Hangi durumda başarısız olduğunuza inanıyorsunuz? Bir durum buluyorsunuz. Ve ondan sonra bunu sorguluyoruz. Dört soru ve tersine çevirmelerle. Gerçekten başarısız olduğum doğru mu? Evet veya hayır diyebiliriz. Kesinlikle emin miyim? Benim başarısız olduğumda, o durumda evet veya hayır. Peki ben başarısızım düşüncesine inandığım zaman nasıl biri oluyorum? İçime giderim, bakarım. Kim oluyorum ben?
şeker çekiliyorum, başkasıyla kendimi kıyaslıyorum, acı çekiyorum. Hangi duyguları deneyimliyorum? Kötü duygular deneyimliyorum, olumsuz duygular deniyorum, nefret ediyorum kendimden, kendimde pişmanlık duyuyorum, niye başarısız oldum, ben zamanında şunu yapmadım, keşkelere gidiyorum, kendime acı çektiriyorum. Dolayısıyla peki bu düşünceye inanmasam kim olurdum? Huzurlu olurdum, olan olduğu gibi kabul ederdim. Kendime karşı daha şefkatli olurdum, anlayışlı olurdum. Sonra tersine çevirmeleri yapıyoruz. Ben başarısızım, ben başarısız değilim. Bunun için de 3 tane örnek buluyoruz. O durumda başarısız olduğuma inandığım durumda başarılı olduğuma dair örnek buluyoruz. Sonra düşüncelerime çeviriyoruz. Benim kendim hakkındaki ve o durum hakkındaki düşüncelerim başarısız. Başarısız düşüncelerim var. Veya varsayın ki o başarmak istediğiniz şeyi gerçekten başaramadınız ve o konuda başarısızsınız. Başarısız olduğunuza göre başarısız olmanız gerekiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü başarısızsınız. Olanla didişmemek, olanla kavga etmemek, olan olduğu gibi kabul etmek bizi özümüze bağlıyor. Peki neden iyi? O konuda başarısız olmam neden iyi benim için? Belki bana olan olduğu gibi kabul etmeyi öğretiyor. Belki beni kendime saldırmamayı öğretiyor. Belki daha da güzel bir şekilde hazırlanıp bir kere daha denemeyi öğretiyor. Olduğuna göre mutlaka bir hayır vardır. Diyerekten dediğim gibi bu bir zihin çalışması, içsel bir çalışma bu. Kısaca çalışmadan bahsedeyim size. Byron Katie'nin 80'li yılların sonunda bayağı büyük bir depresyondan sonra kendi kendine keşfettiği bir farkındalıkla oluşan bir metot bu. Ve Byron Katie orada eskiden rüzgara bile kızan, her şeyle kavga eden kadın bir anda aslında kendi düşüncelerine inandığı için bunu yarattığını görüyor. Ve dolayısıyla kendi acısını, kendi zihnine inandığı için yarattığını farkına varınca acısını dindirecek, ızdırabını diyeyim daha doğrusu. Acı normal de ızdırap seçenektir der. Izdırabını da gene kendisinin durdurabileceğini keşfediyor ve bunu 4 soru ve tersine çevirmeler diye bir metot geliştirerek bütün dünyaya yaymaya başlıyor. Çalışma yani the work, acı ve keder çekmemize neden olan ve stres veren, ilişkilerimizde ve hayatımızda bizleri kısıtlayan düşüncelerimiz ve inançlarımızı sorguladığımız kişisel bir sorgulama yöntemidir. 2 bölümü vardır. 1. bölümde stresli düşünce ve kısıtlayan inançlarımızı farkına varır ve yakalarız. Yani günümüzün konusuna uydurursak zehirli düşüncelerimizi, bizi zehirleyen, nasıl suyu bozdu, şey yaptı, kahverengi yaptı. Bizim vücudumuzun çok büyük bir kısmı su. Gerçekten %90'ını bilmiyorum. Ben bilim insanı değilim. Büyük bir kısmı su. Düşünün suyu bozan, suyun rengini bozan, suyun kıvamını, her şeyini bozan o dışarıdan birisinin ona olumsuz konuşması. Biz kendi kendimize olumsuz konuşunca bizim sistemimizi nasıl zehirliyor? Bir tahmin edin. Davranışlarımızı etkiliyor. Vücudumuzu etkiliyor, hücrelerimizi etkiliyor, her şeyimizi etkiliyor. 1. bölümde biz bu zehirli düşünceleri yakalayacağız, farkında olacağız. Nasıl yapacağız bunu? Allah'tan duygularımız var. Çoğu insanlar duygularını yaşamak istemezler. Onları ya dondururlar, buzdolabına atarlar, ya yorgan altı yaparlar, ödleri kopar, ağlama derler. Çünkü ağlama, bilmem ne yapma, yaşama diye büyütülmüş bir toplumdan geliyoruz. Üzülme. Ya bırak üzülsün. Duygularımızı doya doya yaşayalım. Duygular bize ne düşündüğümüzü ele verir. Eğer olumsuz duygular deneyimliyorsam ben hangi düşünceye inanıyorum o anda ve ben olumsuz bir duygu deneyimliyorum. Eğer duygularımızı yaşamazsak düşünceleri yakalamak gibi bir lüksümüz olamazdı. Onun için duygular bizim hediyelerimiz gerçekten. Ne yapıyoruz? Farkına varıyoruz. O anda ben şu anda ne duygusu deneyimliyorum? Endişe, kaygı. Neden? İşte koronadan öleceğim diye endişe duyuyorum. Tamam, o zaman sorgulayayım. Koronadan öleceğim doğru mu? Gidiyorum içime. Hayır, doğru değil.
Peki koronadan öleceğim. Ya emin değilim yani. Belki öleceğim ama emin değilim. %100 bilmiyorum koronadan öleceğimi. Peki ben koronadan öleceğim diye, bu arada bunu düşünmüyorum ama örnek olarak veriyorum. İnandığım zaman ben ne oluyorum? Anksiyete geçiriyorum. Stres basıyor beni. Mutsuz oluyorum o anda. O anda kendimi bir şey kanalize edemiyorum. O anda ne bileyim etrafımdakilerle olamıyorum. Her şeyden önce şimdiki anda, şimdi de burada olamıyorum. Zihnim nereye gidiyor? Zihnim geçmişe gidiyor. O hastanede ölen insanlara gidiyor. Nasıl geleceğe gidiyor? İşte gelecekte de ben de şeye gideceğim. Yoğun bakımda şey de yok. Geliyor hani nedir o, nefes aleti de yok. Boğularak öleceğime gidiyor. Ne yapıyorum o zaman? Izdırap çekiyorum. Peki bu düşünceye inanmasaydım ne olurdu? Koronadan öleceğim düşüncesi de bilmiyorum. Şu anda ölmedim. Yaşıyorum şu anda karşınızdayım. Kim olurdum? Özüme bağlı olurdum. Huzur içinde olurdum. Mutlu olurdum. Anda olurdum her şeyden önce. Ondan sonra tersine çevirmeleri yapıyoruz. Koronadan öleceğim. Koronadan ölmeyeceğim gibi. Ama düşüncelerim, bu düşünceye inandığım zaman ben zaten şu anda ölüyorum gibi sorguluyoruz. Çalışma çok basit olmasına rağmen etkisi çok çok güçlü bir sorgulama yöntemidir. Stresli düşüncelerimizi ve toksik düşüncelerimizi, zehirli düşüncelerimizi tanımayı öğrenerek ve onları dört soru ve çevirmelerle karşılayarak barışı ve mutluluğu deneyimler ve hayatımızda bilgi, kararlı adımlar atmamıza imkan sağlayan alanlar açacak bir anlayışı bulabiliriz diyor. Çalışma niçin yapılır? Çalışma her şeyden önce kaç bölümdür? 4 soru vardır. Birincisi bu doğru mu? İkinci soru bunun doğru olduğundan kesinlikle emin olabilir miyim? Üçüncüsü bu düşünceye inandığım zaman kim oluyorum? Dördüncüsü bu düşünceye inanmasam kim olurdum? Yani düşünceye inandığım zamanla inanmadığım zaman arasındaki durumu fark edebileceğim bir meditasyondur the work. Niçin yapılır? Yaşam sevincini, barışı ve sevgini deneyimlememize hangi düşüncelerin engel olduğunu bulmak için yapılır. Yani zihin detoksu bugünün konusu. Detoks yapmak için, zehirleyici maddelerden, düşüncelerden uzaklaşmak için yapılır. Vücut detoksu yaptığımız zaman nasıl salatalık suyu içiyoruz, ne bileyim işte juice yapıyoruz, oruç tutuyoruz falan. Çalışmada zihin temizlemek için bir alettir, bir araçtır. Bir de sizlere bir şey yapmıştım. Pardon, nereye koydum onu? Ürün notlarının arasında herhalde ama almamışım onu. Şey konusu alalım mesela. Başka insanların beklentilerine göre yaşama ihtiyacı. Kendi beklentilerimiz, kendi istediğimiz gibi bir hayat yaşamayıp başkalarının beklentilerine göre yaşamak isteyen pek çok insan var. Bunlar ne istiyorlar? Neden yaşıyorlar başkalarının beklentilerine göre? Ne istiyorlar onlardan? Sevgi ve onay isteyebilirler. Başkasının sevgisine ihtiyacım var mesela. Gerçekten de zehirli bir düşünce. Başkasının onayına, takdirine ihtiyacım var. Bu doğru mu? Gerçekten o insanların takdirine, onayına ihtiyacınız olduğu doğru mu? Bunu sorgulayabiliriz. Ve o insanın onayına ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz zaman nasıl biri oluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Mesela hayır diyememenin altında yatan en büyük sebeplerden birisi başkasının size kızmasından korkmanız veya ilişkilerinizin bozulacağından korkmanız veyahut da onun beklentilerine uymadığınız için sizi reddedeceğinden korkmanız olabilir. Bunlar hep zehirli düşüncedir. Başkasına söylediğiniz, başkasına hayır demek istiyorsunuz ama evet diyorsunuz. Başkasına söylediğiniz her evet kendinize söylediğiniz hayır oluyor o anda. Kendinizi tamamıyla kapatıyorsunuz. Kendinizin arzusuna göre yaşamayıp kendi egonuzun ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadığınız zaman
sisteminizi zehirliyorsunuz. Ve bundan kurtulmak için de gerçekten başkasının sevgisine ve onayına ihtiyacım var. Bu doğru mu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Öbür zehirli düşüncelerden bir tanesi de mükemmeliyetçilik. Mükemmel olmam lazım. Hata yapmamam lazım. Gerçekten bu doğru mu? Mükemmel misiniz? Aslında mükemmeliz hepimiz olduğumuz gibi. Ama bunu bilmiyor zihin. Zihin ne yapıyor? Yargılıyor. Sen mükemmel değilsin. İşte hata yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Yapmamalıydın, olmamalıydı. Bu olmamalıydı. Izdıraba sebep olan en büyük düşüncelerden bir tanesi de olanla kavga etmek. Hakikatin olduğundan başka olmasını beklemek. Ne bileyim dünyada ne oluyor mesela? Savaşlar oluyor diyelim. Savaş olmamalı. Tamam evet kimse istemez savaş olmasını ama hakikatte bu oluyor mu? Oluyor. Olmamalı dediğimiz zaman biz savaşla savaşa giriyoruz. O zaman savaşın bir parçası oluyoruz. Halbuki savaş var. Ben ne yapabilirim? Ben nasıl barış yaratabilirim? Nerede benim gücüm var? Ben kendi içimde barış yaratabilirim. Benim buna gücüm var. Kendim barışın bir parçası olduğum zaman dünyadaki barışçı insanların bir tane sayısı artıyor. İşte buna gücüm var. Byron Katie der ki, 3 tane işten bahseder. Benim işim, senin işin, evrenin işi veya Tanrı'nın işin, inanç sisteminize göre değişebilir. Benim işim, mesela bugün ne yemek yediğim kimin işi? Benim işim. Kocamın ne yemek yediği kimin işi? Onun işi. Rüzgar esiyor bugün, fırtına var Bodrum'da. Bu kimin işi? Evrenin işi, Allah'ın işi. Benim huzurum kimin işi? Benim işim. Kocamın huzuru kimin işi? Onun işi. Ben kendi işimi bırakıp da onun huzuruyla ilgilenmeye başladığım zaman ne yapıyorum? Kendimi ihmal ediyorum. Kendi işimden çıkıyorum. Kendi evimi boş bırakıyorum. Dolayısıyla ne oluyor o zaman? Ben mutsuz oluyorum. Neden? Yalnız hissediyorum kendimi. Çünkü ben orada yokum. İnsanların en büyük zehirleyici düşüncelerinden bir tanesi mutlu olabilmek için başkalarını değiştirebileceklerini zannediyorlar. Diyorlar ki eğer ben bu insanı değiştirirsem, ona istediğim rolü yazdım, bu rolü ona oynattırabilirsem ben mutlu olacağım. Bu nafile bir çabadır. Gerçekten hem başkalarını değiştirmek gücümüz olmadığı gibi hem de onun işi. Bırak o istediği gibi olsun. Onu kontrol etmek ihtiyacının olduğumuz zaman biz kendimiz bağımlı oluyoruz. Ve onu değiştirebilmek için, çünkü mutlu olmak için onun değişmesine ihtiyacımız olduğunu zannettiğimiz için kendimizi zehirliyoruz, onun sınırlarına giriyoruz, nafile bir şekilde onu sallamaya başlıyoruz. Halbuki değiştirilecek bir tek şey var ki gücümüz orada, bizim ona olan bakış açımız. Ona yazdığımız rolü, buna böyle bir gücümüz olmadığını kabul etmek. Küçük diktatörü oynamamak. Bütün o enerjiyi kendimize çevirmek. Geçmişte yaşamak başka bir acı veren düşünce. Geçmişe gidip eskimiş pilav gibi onu ısıtıp tekrar aynı sofraya getirmek. Geçmiş olmuş, bitmiş, yaşanmıştır. Bir daha geri getirilemez. Geçmişle helalleşmek diyorum ben ona. Kucaklaşmak, onu artık olduğu gibi, ait olduğu yere bırakmak, ne olduysa olsun geçmişte, geçmişten ders çıkarıp şu ana getirip, o geçmiş beni bu anıma getirdi diye düşünebilmek ve bundan sonra önüme bakmak ve bunu yapmak için de tabii ki geçmişten gelen düşünceleri sorgulamadan inanmamak gerekiyor. Onları alıp, o düşünceleri alıp sorgulama odasına almak ve onların ifadelerini almak diyorum ben ona. Geçmişte affedemediğimiz kendimiz olabiliriz veya bir başkası olabilir. Haklı da olabiliriz. Belki gerçekten taciz edildi, kötü deneyimler oldu ama onları hatırlaya bu olmamalıydı, bana bu yapılmamalıydı diye tekrar yaşıyoruz. Geçmişte bana bir kişi tokat attıysa bir kere attı. Canım bir kere acıdı. Ama bunu niye attı? Keşke atmasaydı. Ay ben de onu atsaydım keşke diyerekten geçmişte patronaj yaparsak zehirleniyoruz arkadaşlarım. Kendi kendimizi zehirliyoruz. Ve bunu durdurmanın tek yolu da
geçmişte helalleşmek, geçmişte ne varsa takılıp kaldığımız sorgulamak ve olmamalı dediğimiz her şey olduğuna göre onun olduğunu kabul edip artık yolumuza devam etmek. Bunu da tekrar söylüyorum. Yapmanın tek yolu bırak demekle olmuyor. Şu düşünceyi düşünme demekle olmuyor. Düşünceleri bizim bırakmamamız imkansız. Düşünceler bizi bırakıyor. Nasıl bırakıyor? Sorguluyoruz, dönüştürüyoruz ve artık o düşünceler, yani havaalanı gibi düşünün zihninizi. Bu uçak, bu terörist yüklü uçak veya zehir yüklü, toksit yüklü düşünce uçakları bizim havaalanımıza inemiyor. Çünkü neden? Yok. İndirilmiyor. Ve böylece arınıyoruz. Sonuç olarak yaşadığımız hayat güzel bir hayat oluyor. Özümüze daha yakın bir hayat oluyoruz. Dışarıda ne olursa olsun. Hiçbir şey fark etmez. Bizim içimizdeki gücümüzle kendi hayatımızı kendimiz çiziyoruz. Mesela şimdi birkaç tane düşünce var burada. Sizi anda yaşam sevincini, barışı ve sevgiyi deneyimlemenize hangi düşünceler engel oluyor? Bereketi bolluğu yaşamanıza hangi inançlar engelliyor? Sizi ayıran ve yalnız bırakan hangi korkular? Koronadan bahsetmiyorum şu anda, hepimiz korkuyoruz o anda. Ama o bile sorgulanır, gerçekten sorgulanır. Çünkü aynı deneyim iki insan arasında farklı bir şekilde de deneyimlenebilir. Evet, dışarıda bir tehlike var ama iki aynı insan aynı korkuyu deneyimleyemeyebilir. Bu bakış açısına değişir. Hatta korona oluyor, iyi şeyler oluyor. Bu dünya için iyi oluyor. Bizim aklımızı başımıza getiriyor diyerekten de çok farklı yorumlar verilebilir. Sizi anda kalmaktan hangi düşünceler uzaklaştırıyor? Mesela ben başarısızım. Eşim beni takdir etmiyor. Eğer param olsaydı daha güvenli olurdum. Ben çok şişmanım. Oğlum beni hiçbir zaman dinlemez. İnsanlar yalan söylememeli. Karımın değişmesi gerekli ki ben mutlu olayım. Babam çok acımasızdı geçmişten. Hala geçmiş. Çok kötü bir çocukluk geçirdim. Onun gibi bir aşkı bir daha asla bulamam. Çocuklarım beni ciddiye almalı. Çok fazla vakit kaybettim. Hata yaptım. Keşke yapmasaydım. O keşkeler yok mu? Ah. Onaylanmaya ihtiyacım var. Ben layık değilim. Ben değersizim. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyorum. Bende bir bozukluk var. Hayat zor. Bu gibi düşünceler hayatımızı mahvedebilir. Biz de strese, hüzne, kafa kargaşasına ve ızdıraba neden olabilir. Bunlar gibi negatif ve bizi kısıtlayan düşüncelere inanmamamızın etkisi altında kalarak başkalarıyla ile savaş içinde oluruz ve bu savaşta da çok büyük bir acıya, ızdıraba neden olur. Bu arada acı çekmekle ızdırap arasında fark var. Şöyle ki, diyelim ki bir yakınımızı kaybettik, acı çekeriz. Ama paramızı kaybettik, acı çekeriz. Ne bileyim işte bir şey olur, bir daha geri getirilmeyecek bir şey olur, acı çekeriz. Hayatımızda bir değişiklik olur, acı çekeriz. Ama ızdırap farklıdır. Izdırap şöyle yaratılır. Olanla kavga etme. Niye oldu? Keşke olmasaydı. Ah, o oldu. Bak şimdi benim hayatım ne hale geldi diye, eğer bunu üzetir de, yani olanı kabul etmeyip de niye oldu? Keşke olmasaydı diye direnirsek olana, bu ızdıraba döner ve bu da seçimdir. İnsanlar tabii ki masum, bunu farkında olmadan yapıyor. Ama farkına vardıkları zaman bile bile canınızı acıtır mısınız? Bile bile jiletle kendinizi keser misiniz? İşte uyanmak önemli bu konuda, bu bilincin farkındalığıyla bu düşüncelere körü körüne inanmadan sorguluyoruz ve seçiyoruz düşüncelerimizi. Aynen salata, açık büfede yemek seçer gibi, nasıl dikkatli seçiyorsak yediklerimizi bilinçli olarak, düşüncelerimiz de aynı şekilde bilinçli olarak seçme gücüne sahibiz. Uyandırın kendinizi. Eğer acı çekiyorsanız, ızdırap çekiyorsanız, mutsuzsanız,
kabustasınız. Bu dışarıdan olmuyor bu. Bu sizin dışarıya da olana yazdığınız hikaye yüzünden sizi yarattığınız bir ızdırap bu. Sorumluluk alın, mutluluğunuzun sorumluluğunu alın. Ruh sağlığınızın, zihin sağlığınızın sorumluluğunu alın. Bu mümkün. Nasıl mümkün? Benim bildiğim yol, the work, çalışma yoluyla düşünceyi farkına varmak. Farkına vardığın düşünce, duygularla farkına varmak. Birinci adımı, mutsuzsam, ızdırap çekiyorsam, acı değil bakın. Acı farklı. Ben ablamı kaybettim yakın zamanda. Acı çektim ama ızdırap çekmiyorum. Izdırap çekiyorsanız, kederliyseniz, endişe varsa, geçmişe gidip keşke yapmasaydım, keşke bana bunu yapmasaydım diyorsanız, kurban rolü oynuyorum, sorumluluk almıyorsanız, bana bunu yaptı, bunun suçu diye suçluyorsanız, mutlu olmanız için başka bir insanı sorumlu tutuyorsanız, kendinizi beğendirmek için, takdir görmek için, olduğunuz insan gibi olmayıp da başka bir şekle bürünüyorsanız, özünüzü terk ediyorsanız, hata yaptığınıza inanıyorsanız, kendinizi yargılıyorsanız, etiketliyorsanız, başka insanları yargılıyor, etiketliyorsanız, o insandan ötekileştiriyorsanız onu, bütünden düşünmüyorsanız, kalbinizden seslenmiyorsanız, kalbinizden düşünmüyorsanız canınız acır arkadaşlar. Nereden biliyorum? Çünkü ben oradan geliyorum. Bunların hepsini teker teker deneyimledim. Hayat zor diyorsanız, hayatı zor yaşarsınız. Benim hayatla ilgili düşüncelerim zor ve ben bunu değiştirebiliyorum derseniz hayatınızı kolaylaştırır. Bana inanmayın ama deneyin, test edin. Gerçekten kendiniz görebilirsiniz. Bilmiyorum zamanımız var mı daha? Bitti mi bilmiyorum ama 40 dakika verilmişti bana. Şimdi bizim FMK Bilgelik Atölyesi diye bir okulumuz var. 2019 yılında kuruldu. Ve biz burada The Work eğitimleri veriyoruz. Çok güzel kurslarımız var. Geçen hafta hatta Çekirdek İnanç kursu başladı. Ve çocuklukta yazdığımız anaokulu düşüncelerimizin hala bu yaşımızda nasıl etkili olduğunu anlatıyor. Bunun dışında The Work tanıtım ve olanı sevmek, ilişkiler kursu falan var. Bizlerle bağlantıya geçebilirsiniz. Bu arada 24 Nisan'da The Work tanıtım ilk temel eğitimimizin ilk bölümü başlıyor. Ve kayıt olmak isteyenler Necla Ayber Hanım'a kayıt olabilirler ve isimlerini yazdırabilirler. Mayıs'ın başında da zehirli düşüncelerimiz yani zihin detoksi kursumuz başlıyor. Burada da çok detaylı bir şekilde çok daha detaylı bir şekilde tabii farkına varacağız, yakalayacağız ve dönüştüreceğiz ve zihnimizi zehirli düşüncelerin etkisi altından kurtarıp özümüze yakın bir şekilde yaşam deneyimleyeceğiz. Dışarıda ne olursa olsun hiç önemli değil. İç dünyamız bizim sorumluluğumuz. Dışımızı kontrol edemeyiz ama iç dünyamızı kontrol edebiliriz. Mutlu olmak için başka bir insanın değişmesine ihtiyacımız yok. O insanla ilgili bizim düşüncelerimizin değişmesi yeterli ki bu da bizim işimiz. Bizim de buna gücümüz var. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu arada yarınki geceki konuşmacı arkadaşımız Nalan Yıldırım. Kendisi karma, darma ve astroloji üzerine konuşacak. Onu da buradan duyurmak istedim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde söylemek istediğim fazla bir şey eksik kalmamıştır. Kaldıysa da affola. Dediğim gibi FMK Bilgelik Atölyesi Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bu arada Her Şey Bizim İçin Oluyor diye bir kitap yazdık. Bütün FMK katılımcıları ve biz hayatımızdaki değişiklikleri orada paylaşıyoruz. Nasıl dönüştürdüğümüzü. Bunu da buradan anons edeyim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.